Medeniyetlerin varoluşu ve yıkılışı, varlığın ve yokluğun merkezi, adeta cennet ve cehennemin dünyadaki küçük bir yansıması ve insanlığın belki de en büyük imtihanı, Afrika. Dünya üzerinde en büyük ikinci kıta olarak değerlendirilen bu muazzam kıta, el değmemiş coğrafyasıyla bütün renkleri cap canlı yansıtıyor. Bu el değmemişlik, Afrika insanının hayat tarzına ve kültürüne de aynı ölçüde yansımış sanki. Adeta etkileyici bir müziğin içinde hissediyorsunuz kendinizi. İklimi, coğrafyası, yaşam koşulları ve vahşi hayvanlarıyla kulağa biraz tehlikeli gibi gelse de aslında hiç de öyle olmayan muhteşem bir merak unsuru. Çözmesi zevkli ve renkli bir düğüm bu esrarengiz kıta. Muhteşem şelaleleri, olağanüstü dağları, gizemli kültürleri, serin suları, esrarengiz piramitleriyle dünya harikası bir tablodur Afrika. Yüzyılın ikinci yarısından sonra ekonomik ve sosyo-kültürel değişimle ülkeler kaçınılmaz bir globalleşme dönemine girmiştir. Bu küreselleşmede gecikmeli değişim ve dönüşümüyle diğer kıtalardan farklı bir yer tutar Afrika. Günümüzde teknoloji ve ulaşımın ulaştığı hız artık bu bölgedeki eksiklerin ve geride kalmışlığın önüne geçmeye başladı. Fakat bu gelişme, azınlık bir topluluğun tek elinde cereyan etmekte olup sosyal dengesizliğe sebebiyet vermektedir. Hal böyle olunca, bir tarafta sömürge döneminden kalan bir miras olarak azınlık kesimin zenginliği, diğer tarafta aşırı yoksulluğun acı tablosu çıkıyor karşımıza. Kaynakların kötü kullanımı ve idaresi, yolsuzluklar ve adaletsiz gelir dağılımı, bölgede sosyal, ekonomik ve endüstriyel, dini ve kalkınmanın en önemli unsuru olan eğitime geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vermektedir. Bu durumdan muzdarip olan genç beyinler, bulunduğu coğrafyayı terk etmek zorunda kalıyor, ailelerinden, akrabalarından, sevdiklerinden uzak diyarlara mecburi bir yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar. Gittikleri ülkelerde iyi bir eğitim aldıktan sonra doğduğu coğrafyaya dönüp birer umut ışığı olabilmek için çıkılan uzun bir yolculuk bu. Afrika Dostluk Derneği ADDER, bu yolculuğa çıkmış gençlere kapılarını sonuna kadar açmakta, onlara umut dolu bir ışık yakmakta ve sahip olamadıkları imkanlardan faydalanma fırsatı sunmaktadır. ADDER, Türkiye'deki eğitim faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp, Afrika'nın muhtelif yerlerinde gıda ve giyim yardımları,
kurban faaliyetleri, okul, yetimhane ve ibadethane inşa etmek, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi sayısız çalışmalar yapmaktadır. Bizim dünyamızda yıllarca oluşturulan Afrika imajı, yokluk, kıtlık, çöl, gelmeye, bakmaya değmez bir kıta olarak anlatıldı. Biz bu derneği kurarken arkadaşlar bize, ya niye Afrika Derneği diye sordular. Ben de onlara sordum, dedim ki, madem Afrika öyle kötü bir yer, niye o zaman Batı dünyasının sömürgeci ülkeler oraya gitmişler, 100 sene, 200 sene önce gitmişler, hala oradalar. Ama aslında Afrika zengin bir kıta. Yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleriyle mazlum bir kıta. Ama sömürden dolayı cahil bırakılmış, fakir bırakılmış, aralarına kabilecilik fitnesi sokularak bölünmüş maalesef. Ama şimdi uluslararası öğrencilerle, internetin dünyaya sunduğu hizmetlerle, ulaşım vasıtalarının açılımıyla, Türkiye yollarının bütün o ülkelere açılımıyla, elçiliklerimizin oraya açılmasıyla Türkiye'ye karşı büyük bir alaka ve ilgi artmış bulunuyor. Tabii bu çocuklar, Afrika'da bunu hep yaşıyoruz. Belki 60-70 defa gittik geldik Afrika'ya. Fakir de olsalar gözleri gülen ve insanların simasında stresin olmadığı bir Afrika görüyorsunuz. Haline razı olan, hırsı olmayan bir kitle Afrika insanı. Onlara bizim eğilmemiz gerekiyor. Farklı kültürlere mensup insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin gelişmesini ve üyeleri arasında ekonomik, sosyal, bilimsel, eğitim, kültür ve benzeri alanlarda faaliyet yaparak yardımlaşmayı ve dayanışmayı tesis etmek, değişik kültürlerin yöresel özelliklerini onların zenginlikleri olarak görmek, benzerliklerini de ortak evrensel kültürün barışa ve insanlığın mutluluğuna hizmet eden araçları haline getirmek için dostça adımlar atıyor Adder. My name is Zabiba Hassan. I'm from Ethiopia, Addis Ababa. Istanbul Aydin University in political science and international relations. Turkey is full of multicultural, multi-dynamic, and full of kind and friendly people. African Friendship Association, a year ago, just to visit and what they are going to do. And I came here last August. I try to observe and listen and explanation. I get about their activity, engagement in Africa, especially in East Africa, in Uganda, Kenya, Tanzania, Chad and also. They are engaging in borehole, orphanage, and some development activities, including scholarship for youngsters. So there are tremendous developmental activities in Africa, so I know all about it. Afrika Dostluk Derneği, benim abim var, Cemal abi. Onun yüzünden tanıdım yani. O beni Konya'dan dedi, İdris burada bir vakıf var dedi, dernek var dedi. Afrika Dostluk diye bir dernek var. Bir gel de ben seni tanıştırayım, çok iyi bir dernek dedi. Ve belki buradan okul şey kazanabilirsin dedi, üniversite kazanabilirsin. Ondan sonra işte geldim o şekilde de şey yaptık yani. Okulu başladım buradan ve Afrika Dostluk benim için çok kıymetli bir şey yani, dernek. Benim için çok iyi şeyler yaptılar, çok şeyler. Biz geldiğimiz İstanbul'da yani okul hiçbir şey belli değil yani. Bayağı uğraştık o zamanlarda ama burada Uğur abi var, Allah ondan razı olsun.
beni çağırdı telefonda, dedi ki tamam sana şey yap, verebiliriz dedi. Okul var, her şey var. Birinin üniversitesi, gel senin kaydını yapalım dedi. Geldim, o şekilde başladı. Afrika Dostluk Derneği, kısa adıyla ADDER diye bildiğimiz derneğimiz, 2011 yılında kurduk. Derneğimiz kar amacı gütmeyen, resmi olmayan ve siyasi, politik bir amacı olmayan bir dernek olarak faaliyetlerini yürütüyor. Derneğimiz şu anda 2500 civarında, 50 civarında Afrika ülkesinden üyesi bulunmaktadır. Bunların belki üçte biri yakını öğrenci, diğer bir kısmı da çalışanlar, iş adamları, elçilik mensubu olmak üzere üye portföyümüz zengin bir yelpazeye yayılmış durumdadır. Afrika Dostluk Derneği macerası 2011 yılında hazırladığımız bir proje ile Kenya'dan 100 tane lise mezunu, öksüz ve yetim öğrenciyi Türkiye'ye getirmek üzere yola çıktık. Orada bir yerel gazeteye ilan vermek suretiyle liseyi bitirmiş, üniversite imtihanında 70 üzeri puan alan öğrenci almak üzere bir ilanda bulunduk ve bir ayda bize 476 kişi müracaat etti. Bunların içerisinden test uygulayarak, zeka testi uygulayarak, mülakat yaparak 100 öğrenciyi alıp Türkiye'ye getirdik. Ve bu öğrencilere Türkiye'de, İstanbul'da Sufa Vakfı'nın bünyesindeki desteği, mali desteğiyle bir yıl Türkçe eğitimi verdik ve üniversite imtihanını hazırladık. Ve onları 15 ilde 20 üniversiteye yerleştirdik. Bu gençler tıp, mühendislik, eczacılık, değişik branşlarda hemşirelik olmak üzere branşlarda eğitimlerine devam ettiler. Ama arkasından bu hizmetler yayıldı, dalbudak saldı. Derneğimiz ciddi anlamda projeler yapıyor. Bunların bir tanesi mesela yine TİKA vasıtasıyla şimdiye kadar 3 tane proje yaptık. Şu an 4. projemiz gündemdedir. Uganda'da mesleki bir eğitim enstitüsü açılışına ön ayak olduk. Malum Afrika'da çok büyük bir genç kitle var ama işsizlik çok fazla. Gençlere iş kazanmak üzere bir mesleki eğitim projesi hazırladık ve TİKA yardımıyla o okula, Navanyago Teknik Enstitüsü isimli teknik okula malzeme desteği sağladık. 50 bin dolarlık bir destekle başladık. Sonra Türkiye'ye öğretmenleri getirdik. Onlara 12 öğretmene Türkçe eğitim verdik burada. Daha doğrusu Türkiye'de mesleki eğitim verdik. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde. Ve bu okuldaki öğrencilerden 46 tanesinin yarı burslarını biz Türkiye'den halen vermeye devam ediyoruz. Parlamento Başkanımızın ve Türkiye Büyükelçimizin katılımlarıyla orada açılış yapıldı. Ve o enstitüdeki çalışmalarımız, faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde halen devam ediyor. Uganda Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Mubiru Stephen, Afrika'nın geleceği ve Afrika Dostluk Derneği ile alakalı dikkate değer düşüncelerini bizlerle paylaştı. Uganda is one of the most friendly countries in the world. Politically, we are a very politically stable country. We have had a very stable government ever since we had the days of turmoil. For the last 30 years, Uganda has been one of the most stable countries in East Africa. I want to thank the leadership of Africa Tax Association. This organization has done tremendous work to contribute to the development in Africa, both in building capacity and also in physical items in society. Many children have been brought to study in Turkey. I want to thank the organization and also the funders. They have given us 120 boreholes so far in Africa, and Uganda has benefited from this project by getting one at least 25 boreholes out of these 125. I want to thank you for this. As Uganda, you have built us a school in Bombo. We want to thank you for this facility because it is ready now and can be used by our children. But most important that I put forward to
Africa-Turkish friendship is that we just focus more on the building capacity. Let us educate the younger people, because in as much as you give them support, they should own their future. They should work with their hands out of the skills you give them to help to develop the country. We thank you for the scholarships, because we get about 100 scholarships per year given to African students. But it's very important to the students that when you get this knowledge, come back and develop Africa. It's another thing to get knowledge, but it's very important to use it so that we develop Africa. Me, as an ambassador, you have made my work easy. Let us continue partnering to see to it that we develop Africa. Thank you very much. Ben bir üniversitesinde okumuştum. O özel bir üniversite. Bayağı okul harçları bayağı pahalı ama yardım ettiler, okutmuşlar bizi. Sonra aylık da burs da veriyorlardı. Aylık birkaç miktar para veriyorlardı. Bizi çok yardım etti o anda. Defter, kitaplar falan da veriyorlardı. İstediğimizde gelip alıyorduk. Bir de gıda dağıtımları da yapıyorlardı. Onun dışında bildiğim kadarıyla Kenya, Uganda ülkelerde yetimhane, okullar, öyle şeyler yaptırıyorlardı. Yani hepsini bahsedemiyorum ama bilemediklerim daha çok. Yani çok Afrikalılara, bize Türkiye'deki Afrikalılar, Afrika'daki Afrikalılar çok yardım ediyorlar. Buraya geldiğinde de herkes ciddi olması lazım. Çünkü biz kalmaya gelmedik buraya. Okumaya geldik. Niyetimiz bu. Okuduktan sonra da döneceğiz. Dönünce de niyetimiz olmamız lazım. İyi bir niyet. Yani buradaki öğrendiklerimiz oraya taşımak lazım. Öğrencilere bunu tavsiye ediyoruz. Afrika Dostluk Ortaklığı da öncelikle Allah razı olsun diyorum. Çünkü dernek hayır bir şey yani. Dernek hayır bir şey. Yardımcı ediyorlar. Biz de inşallah her zaman dua edeceğiz size. Allah size versin. Size de yardımcı olun bize. Yetimhane inşaatımız devam ediyor orada. İki tane cami inşaatı yaptık. Üçüncüsünü şimdi Kenya'da hakikaten teklif geldi. Onu kollara sıvadık. Yine şimdiye kadar yaklaşık olarak bir 3000'e yakın belki Kur'an-ı Kerim göndermek kısmet oldu. Değişik ülkelere, Afrika'nın ülkelerine. Ama daha çok eğildiğimiz konu eğitim konusu. Olabildiği kadar Afrikalı gençlerin Türkiye'deki üniversitelere gelmesi, kaydolması konusunda rehberlik yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. Şimdiye kadar belki 500'e yakın öğrenciye rehberlik yaptığımız olmuştur. Farklı üniversitelere yönlendirip öğrencilerin kayıtlarına rehberlik yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. Afrika'yı gördükten sonra bir yarım bardak suyun ne kadar kıymetli olduğunu biz defalarca müşahede ettik. Çok israf etmeye hakkımız yok, dertlenmeye hakkımız yok, şikayet etmeye hakkımız yok. İsraf etmeye hakkımız yok. Birbirimize uğraşmaya hiç hakkımız yok. Omuz omuza verip Türk insanının Afrika'ya açılması gerekiyor. Oraya şimdi Çin ve Hindistan ciddi anlamda giriyorlar. Ekonomik amaçla giriyorlar ama Türkiye gönüllü kuruluşlarıyla, TİKA'yla ve gerçekten de gönüllü erbabı insanlarımızın cömertliğiyle orada gönüller fethediliyor. Ama yeterli değil. Yapılması bütün gönüllü kuruluşlarımız birleşse, toplansa dahi yapılması gereken %10'u yapamıyoruz. Çok daha fazlasına ihtiyaç var. Gönlümüzü açıp insanımızı Afrika'ya açmamız gerekiyor. Adder, Kenyalı lise mezunu 100 öğrenciyi Türkiye'ye getirip önce Türkçe dil eğitimine ve daha sonra 20 ayrı üniversiteye kaydettirmiş olup
çoğu öksüz veya yetim olan bu öğrenci grubuna eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. Bu öğrencilerin öğrenim harçları, sağlık sigortalarıyla tüm ikamet, iaşe ve ulaşım giderleri dernekçe karşılanmaktadır. Hayırseverler tarafından dernek yönetimine verilen vekaletlerle Afrika'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahibi olan binlerce aileye ulaştırılmaktadır. Kurban kesim fotoğraf ve videoları çekilip vekalet sahiplerine özel olarak iletilmektedir. Afrika Dostluk Derneği, bölgede su sıkıntısı yaşayan halka hayırseverlerimiz tarafından yapılan bağışlarla yüzlerce su kuyusu açıp bu insanları temiz içme suyuna kavuşturuyor. Afrikalı yetim ve öksüz evlatlarımız için başlattığımız yetimhane çalışmalarıyla okul projeleri hız kesmeden devam etmektedir. Yegane isteğimiz, masum çocuklarımıza sıcak ve özlemini duydukları bir güven ortamı oluşturmak suretiyle mutluluğu yüzlerindeki gülümsemelere yansıtmaktır. Bu anlamda 12 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Tatlı Vadi, Sweet Valley adı verilen bir kampüste 300 kişilik bir yetimhane, 7 sınıflık bir ilkokul, bir sağlık ocağı, yemekhane ve pansiyon kompleksi Türkiye Büyükelçimizin iştirakiyle faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır. Adler'le Uganda Eğitim Bakanlığı arasında Uganda Parlamento Başkanı'nın desteği ve imzasıyla yapılan bir protokol doğrultusunda Kamuli bölgesinde bulunan 40 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Navanyago Teknik Enstitüsü'ne TİKA desteğiyle 50 bin dolar değerinde teknik malzeme desteği sağlanmış olup, enstitüdeki 12 eğitimcinin eğitimleri Türkiye'de sağlanmış ve açılış törenine Kampala Büyükelçimizin de katılımıyla 2016 yılından itibaren öğrenime başlanmıştır. Adler, halen 2500 civarında üyeye sahip olup, her yıl Türkiye üniversitelerinde öğrenim görmekte olan yüzlerce Afrikalı öğrenciye burs vermektedir. Bunlara ilave olarak Adler ayrıca yüzlerce özürlüye tekerlekli sandalye dağıtımı, kıyafet, gıda kumanyaları, çocuklara kırtasiye ve oyuncak dağıtımı gibi aynı yardımlar da yapmaktadır. Türkiye ve Afrika halkları arasında sosyal ve kültürel bağları geliştirmek, var olan dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, Türkiye dışından eğitim görmek amacıyla gelen talebelere her türlü desteği vererek yardımcı olmak, Afrika ülkelerinden talebe getirerek Türkiye'de öğrenim görmeleri için devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, Afrika kültürlerini araştırmak ve tanıtmak, Afrika Dostluk Derneği'nin misyon ve vizyonunu teşkil eder.